Ne oldu Bora, ne istiyorsun? Bana her şeyi anlatmanızı istiyorum. Ne diyorsun Bora? Baba, bana Macit Arcıoğlu hakkında bu zamana kadar anlatmadığın, bilmediğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Bora, bu sorularından sıkıldım. Hadi beni yalnız bırak, hadi. Hayır. Baba, bu Macit Arcıoğlu Özoğlu'na bile göstermediğin ilgiyi hak edecek ne yaptı? Ha? Özelliği ne bu adamın? Bora. Baba, hani onlar bizim düşmanımızdı? Hani intikamımızı alacaktık? Şimdi ne oldu? Cenazelerine gidiyorsun. Macit Efendi'ye yapmadığın iyilik kalmıyor. Neden? Şartlar öyle gerektirdi. Sen de biliyorsun bunu. Hayır baba. Başka bir şey var. Biliyorum. Ona nasıl baktığını gördüm. Ne diyorsun Bora? Macit'e diyorum. Nasıl baktığını gördüm baba. O bakış benim yıllarca hayalini kurduğum bakıştı. O bakış bir babanın evladına bakışı gibiydi. Bora dedim. Ben de artık her şeyi anlatacaksın dedim. Peki. Macit. Benim oğlum. Seni de kardeşin. Oğlu ne? Evet. Demek bunca zaman her şey onun içinde. Onu gizli gizli izlettin. Şirkette yanında işe aldın. Acısına ortak oldun, derdini dinledin. Hepsi bunun içinde. Peki ya ben baba? Ben senin evladın değil miyim? Bana niye babalık yapmadın? Seni en güzel okullarda okuttum. Başından atmak için beni yatılı okullara verdin. Ömrüm boyunca ne gerekiyorsa yaptım. Sana baba dememe bile izin vermedin. O başka. Bak biliyorsun gene şartlar öyle gerektiriyordu. Hatırlıyor musun? Ben daha çok küçüktüm. Okula bile başlamamıştım henüz. Parkta düşüp kolumu kırmıştım. Ben çok iyi hatırlıyorum. Neden biliyor musun? Hayatımda sadece bir gün, o da o gün düşüp kolumu kırdığımda bana sıcacık bakıp gülümsemiştin. Gelip başıma okşamıştın. Beni güldürmeye çalışmıştın. Babanın evladına davranacağı gibi davranmıştın bana. Sadece o gün. Yatılı okuldayken hep gelmeni beklerdim biliyor musun? Ama sen hiç gelmedin. Ben de o küçük aklımla kendimce bir çözüm bulmuştum bu işe. Yatakhanede ranzanın üst katında kalırdım hep. Neden biliyor musun? Belki bir gün düşerim, bir yerimi kırarım da babam yine beni görmeye gelir diye beklerdim. Bora bak ben... Bana bunları yaşatmaya ne hakkım vardı? Her şey Macit için miydi?